ve bir müddet bekledikten sonra şimdi düdüğünü çaldı. Finalde ikinci yarıya Fenerbahçe başladı. Batshuayi kontrolü iyi değil. Ömer Ali kullanacak. Taç atışını Jesus kızıyor oyuncularına. Kalsev bıraktı, biraz kısa düştü yine. Valencia araya girmeye uğraşmıştı. Deniz Türüt çevirdi. Serdar Aziz karşıladı. Taç. Luan Perez gitti taç atışını kullanmaya. Arao yanına sokulmuştu. İrfan iki kişinin arasında kaptırıyor Karzev. Luan Perez kimden çıktı? Taç atışı el değiştirdi. Melipor Başakşehir kullanacak. İrfan'ın biraz daha etkili olması lazım. İlk yarıda İrfan eksik kaldı oyunda. İşte o İrfan Can Kahveci vurdu kafayı. Zalai karşıladı. Batshuayi o bölgede. Duarte o bölgede. Duarte kafayı vurdu. Ömer Ali Şahiner. Batshuayi ayak koyuyor. Out. 11 şut denemesi var ilk yarıda. Fenerbahçe'nin 5'i isabetli. 0 şut diye geçiyor ama o Caner'inkini orta diye saymış istatistik. Doğru. Aslında ona orta mı şut mu biz de karar verememiştik. Orta olması ama isabetli doğru. Şutu yok. Başakşehir'in ilk yarıda onu vurgulayalım. Tuğba Valencia karşısındaydı. Berkay, Kazev yanında. Berkay 3 kişi bastırdı. Tekrar Tuğba. Lima sol tarafındaydı, döndü Muhammed'e. Muhammed'den Duarte, ondan Ömer Ali Şahiner. İrfan Can karşısına geçmişti. Kenny sıyrıldı Zalay'den. Sol tarafa doğru Figueiredo, daha soldan Lucas Lima'nın bindirmesi var. Figueiredo şimdi Lima'nın bulunduğu bölgeye. Ferdi'den top dışarı gidiyor. Deniz Türüç de neden öne doğru vermiyorsun diye arkadaşına serzenişte bulundu. Pozisyon bu. Köşe vuruşunu kullanacak şimdi Medipol Başakşehir. Maçta 48. dakika değerli futbol severler. Orta geldi kale sahasına doğru. Kimse dokunamadı. Şimdi uzaklaştırıyor Nia Zayt. Valencia koştu. Ömer Ali Şahiner üzerine gidiyor Valencia. En geriye döndü Ömer Ali. Kalecisi Muhammed'e. Tuğba. Bir kez daha Muhammed. Duarte yanına sokuldu. O Ömer Ali Şahiner'i tercih etti. İrfan Can Kahveci baskıya geldi. Luan Perez'den sekti top. Ferdi Kadıoğlu. Atilla Zalai. Zalai'den Valencia'ya gelmedi. Ömer Ali girdi araya. Zayt ayak koydu. Taç Medipol Başakşehir'in. Ömer Ali kullandı taç atışını. Duarte'den Ahmet Tuğba. Bir kez daha Duarte. Ömer Ali Şahiner. Kenny'nin bulunduğu noktaya. Peşinde Zalai. Kenny çevirdi Fenerbahçeli oyunculara. Arao. Sol çizgide İrfan Can Kahveci. İrfan. Top hala kendisinde. Açtı oyunu. Arao. Ortada boşluk Arda. Arda'dan Serdar Aziz'e. Serdar topla birlikte rakip alana geçti. Yerden Batshuayi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'den yeniden Serdar Aziz. Savunma derinliğinde Zalai var. Atilla Zalai. Ondan Miha Zayt. Peşinde Deniz Türüç. İrfan Can Kahveci. Bir kez daha Miha Zayt. Vilyan Arao. Bir kez daha Zayt. Sıyrıldı Deniz'den. Valencia Zayt. Ters tarafta sağ kanatta Arda var onun bulunduğu bölgeye. Arda. Arda'dan Ferdi'ye.
Ferdi ceza sahasına girdi. Ferdi gidiyor. Ortasını da yaptı. Uzaklaştıran Duarte. Fenerbahçe baskı kurdu bu bölümde. Medipol Başakşehir kalesinde. Savunmada Serdar Aziz. Kenny'nin tek kişilik presi var. İrfan Can Eğribayat. Atilla Zalai ile oynadı. Arda savunmanın arkasına doğru hareketlendi. Tuğba onunla birlikte gidiyor. Arda ve Ahmet Tuğba. İçeride Batshuayi var. O Zayt'sa Miha Zayt. Müthiş bir pozisyon. Atak devam edecek. İrfan Can Kahveci. Luan Perez. Perez'den Arao. Baskı devam ediyor Fenerbahçe'den. Zayt. Son anda bir müdahale var. Tekrar kendisinde. İrfan Can. Biraz fazla oynadılar topla. Adnan Yanuzay baskıdan topu kaptırdı. Şimdi Batshuayi'den Valencia'ya. Valencia da kaptırdı. Yerde kaldı bu arada. Oyun devam ediyor. Gelmedi Figueiredo'ya. Ferdi Kadıoğlu. Valencia hala kalkabilmiş değil. Ferdi bıraktı Arda'ya. Arda gidiyor. Arda pasını da verdi. İrfan Can Kahveci. İrfan ayak değiştirdi. Sağ ayak. Rakibine çarpan top dışarı gidiyor. Korner. Valencia bileğini gösteriyor hocam. Bu az önceki şut gerçekten Muhammed güzel kurtardı. Evet. İki güzel hareket izledik. Hem şut hem kurtarış çok güzeldi. Zaitsin var bu şutları zaten. Var, yapıyor. Arda'ya sevgi o köşe gönder çevresindeki taraftarlardan. İkinci pozisyonda basıyor oyuncu. Onu kaçırmış hakem. İkinci pozisyonda Arda basıyor. Arda köşe vuruşunu kullandı. Kafalardan sekti top. Batshuayi. Batshuayi kaptırırsa karşı atak tehlikeli olabilir mi? Adnan Yanuzay. Karzev ters tarafa. Berkay. Lima. Kenny. Kenny ile birlikte Luan Perez gidiyor. Kenny sıyrıldı rakibinden. Kenny ceza sahasına girdi. Son anda Luan Perez yetişti. Çok kritik müdahale. Orada gerçekten Luan Perez önce rakibi geçti, ardından gitti. İkinci hamleyi yapmayı başardı. Ters kademeye girdi. Bu hamleyi yaptı. Emre Belezoğlu oturdu yerine. İlk yarıda hiç yerinde duramamıştı. Sürekli kenardaydı. Şimdi kulübede. Bu sefer Jesus bir sağa bir sola gidiyor. Jesus neredeyse rakip teknik alana girecek daha. Belki de girdi. 53. dakikayı da geride bıraktık. Finalde 2-0'lık üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Ömer Ali karşıladı. Valencia indirdi. İrfan Can topu göndermişti. Duarte'den top dışarı çıktı. Taç atışını Fenerbahçe kullanacak. Az önce sağ kanattan top çıkartan Juan Perez şimdi görev yerinden sol taraftan taç atışını kullandı Valencia'ya. Ener Valencia. Valencia yerde kaldı. Oynayın diyor Atilla Karaoğlan. Valencia kalkamadı. Figueiredo'ya doğru geliyor top. Kontrolü iyi değil. Serdar Aziz girdi araya. Sonrasında Figueiredo'nun Ferdi'ye yaptığı hareket faul. Bakalım az önceki pozisyonda bir şey var mı hocam? Bakalım. Yani bunları enteresan kaçırması Karaoğlan'ın. Evet. Önce Valencia vuruyor. Sonra Başakşehir'le oyuncunun ayağı geliyor. Yani İrfan Can. Karaoğlan neyi kaçırdıydı hocam sezon başında? Hocam hatırlıyorsundur herhalde o iyi. Burun darbesi değil mi? Arao araya girdi. Günün iyi isimlerinden biri William Arao. Arda'dan topuk pası Ferdi Kadıoğlu'na doğru. Ferdi açtı önünü. Arao. Arao ortaya döndü. Zayt. O da günün isimlerinden, iyi isimlerinden biri.
Valencia'dan Perez'e, ondan İrfan Can'a. Tek toplar Fenerbahçeli oyunculardan. Sağ kanatta boşluk Zajc'dan. Adrese teslim Arda'ya. Arda üzerine gidiyor Lima'nın. Arda. Son anda kaleci Muhammed. Batshuayi çizgide Muhammed. Neler oluyor Güzel Aksel Stadyumunda? Fenerbahçeli oyuncular çizgiyi geçtiğini düşünüyor. Çizgi kamerası cevabını verir. Muhammed çok güzel çıkarttı. İkinci hamle de bu. Oyun devam ediyor bu arada Berkay. Lima derinlemesine pas Kenny'e doğru. Serdar Aziz. Faul Figueredo'dan. Ferdi Kadıoğlu yerde kalan isim Fenerbahçe'de. 56. dakika değerli futbol severler. İzmir'de finalde Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürüyor. Az önceki pozisyonu yeniden izledik. İrfan Can serbest vuruşu kullandı. Sekti Ömer Ali'den Valencia koşuyor. Duarte'den dışarı çıktı taç Fenerbahçe'nin. İyi düşündü ayak dışıyla. Gecelebilseydi ters taraftan gol pozisyonu olma şansı fazlaydı. Perez bu arada oyunda bir top daha var. O dışarı gönderildi. Taç atışı kullanıldı. İrfan Can. İrfan Can Kahveci'den Ener Valencia. Köşe vuruşu Fenerbahçe'nin akıllıca topu rakibine çarptırıp dışarı çıkmasını sağladı Valencia. Köşe göndere topu bıraktı İrfan Can Kahveci. Sen bekle diyor Serdar'a. Yine 6 oyuncu var ceza sahasında Fenerbahçe'den. Jesus neredeyse sahanın içinde. İrfan kullandı köşe vuruşunu. Zalay'den önce savunma vurdu kafayı. Figueiredo şans arıyor. Hızla çıkıyor Başakşehirli oyuncular. Fenerbahçe savunması da çabuk döndü geriye. Berkay önündeki boş alanı değerlendirdi. Sol tarafa doğru Lima hata destek verdi. Figueiredo boş koşu yaptı. Yeniden Berkay. Sağ kanada çeviriyor hata. Ömer Ali bıraktı. Kenny'nin bulunduğu bölgeye yerden vuramadı orada. Çok kritik bir hamle şansı. Adnan Yanuzay. Adnan Yanuzay. Yani saliselerle geç kaldı hocam şu pozisyonda aslında. Evet. Önünde de sekmiş bir. Önemli fırsattı Medipol Başakşehir adına. Emre Berezoğlu kalktı ayağa. Oyuncularını uyarıyor. 59. dakika. Finalde elbette normal süre olarak son yarım saate girmek üzereyiz artık. Herkesi geçti top. Taç. Valencia kenarda ısınmaya giden İsmail Yüksek'le çarpmıştı bu arada. Ömer Ali Şahiner kullandı. Yanuzay bu kez. İrfan'a çarptırıp topu çıkarttı. Deniz Türüç kullandı hemen. Zalai. Dikkatli. Serdar Aziz. Arda'nın koşu yoluna doğru. Lima gidiyor. Arda peşinde. Lima çevirdi. Ferdi karşıladı. Berkay'da kaldı top. Berkay. Savunmanın arasına gelmedi Kenny'ye. Zalai'den çok kritik müdahale. Bu topları atabilen bir oyuncu, bileğine hakim bir oyuncu Berkay. Ömer Ali peşinde İrfan Can var. Zalay da Arda Sarada iyi iş yapsın bu hocam. Tuğba sol tarafa bıraktı Lima'ya. Lima'dan Figueiredo'ya. Figueiredo ile birlikte koşuyor Ferdi ama daha önce bayrak kalkmıştı. En direkt serbest vuruşu oyunu başlatacak Fenerbahçe. Demli yardımcı Cevdet Kömürcüoğlu çekmişti bayrağını. 60. dakika değerli futbol severler.
Finalde 3'te 2'lik bölüm geride kaldı. Az önceki pozisyon ve Batshuayi ile Muhammed arasındaki bu güzel enstantane yansıdı ekranlarınıza. Muhammed de bugün 2 gol yedi ama önemli kurtarışlar da yaptı hocam. Evet. Başka bir şey yapamadı. Tribünlerde Fenerbahçeli taraftarların bu dakikalarda takımlarına büyük desteği var. ...61. dakika İzmir'de... ...Batshuayi'nin golleriyle... ...61. finalde... ...2-0 önde Fenerbahçe... ...Deniz Türüç koşuyor... ...Luan Perez daha yakın... ...İrfan Can Eğribayat... ...Arda'ya doğru gönderdi... ...Arda ve Lima... ...top dışarıda taç... ...Medipol Başakşehir'in... Karzev bıraktı Ömer Ali. Çizgide Deniz Türüç. Deniz sağ tarafa geldi bu bölümde. Adnan Yanuzay kendisini gösterdi, aldı topu. Adnan Yanuzay. Kaptı kaptırdı. Bu arada bir hata. Kenny gol pozisyonu. Kenny Figueiredo'ya vermedi ama bayrak da kalkmıştı zaten. Hemen kullandı Fenerbahçeli oyuncular. Zayt. Şimdi İrfan Can Kahveci. Önünde boş bir alan var. Emre Belözoğlu hızla dönün diyor. İrfan Can'dan Ener Valencia'ya. Valencia bastı topun üzerine. Niyaz Zaitz. Bir kez daha Valencia. İrfan Can Kahveci. Zaitz. Luan Perez. Ceza sahası dışına kadar çıkan kalecisine döndü. Arda, Serdar Aziz. Arda iyi dinlendi. Arda'yla biraz oynamaları lazım artık. Ömer Ali karşıladı. Deniz Türüç'ten dışarı çıktı top. Başakşehir tribünde gene kavga var. Evet. Orada maçın başından beri bir karışıklık var hocam. Bir şeyler oluyordu ama. Burada karışık seyirci var büyük ihtimalle. İrfan Can Valencia yerde, ona yapılan hareket faul. Karzev özür diledi. 63. dakika. Faul pozisyonu geliyor ekrana. Serbest vuruşu kullanacak Fenerbahçe. İzmir'de Fenerbahçe seyircisinin coşkusuyla 2-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor sarı lacivertli takım. Mia Zayt, Zalai de ileri çıktı. Serdar Aziz'i yine geride tuttu Jesus. Sen çıkma dedi. Paslaşarak kullandılar. Luan Perez. Perez'in ortası. Doğrudan dışarıya out. İstediği organizasyonu yapamadı Fenerbahçeli futbolcular. Lima. Arda geldi karşısına. Figueiredo. Ferdi kademesindeydi. Karzev. Yine bu baskıda 3. defa top kaybı yapıyor Karzev. Valencia sıyrılamadı. O bölgede Tuğba iyi savundu Valencia'yı. Hemen başlattı Başakşehirli oyuncular. Ömer Ali. Ömer Ali'den Adnan Yanuzay. Arao geldi karşısına. Ömer Ali Şahiner. Atak yönünü sol kanada çevirdi. Orada Lima var. Sol çizgide Figueiredo. Şimdi onunla oynadı. Ortada Berkay. Berkay'dan Karzev. Arao karşısına geldi. Bir kez daha Berkay. Lucas Lima. Offside mı? Evet, offside. Figueiredo. Bu tarz pozisyonlarda savunma hemen ileri çıkıyor hocam. Ben de hemen offside'a bakarım hocam. Alışkanlık ya. İlk bakılan iş değil mi? Alışmışız. Evet hocam. Değerli futbol severler, 1962-63 sezonunda başladı Türkiye Kupası macerası
Fenerbahçe 6 defa kazandı bu kupayı. Son kez 2012-2013 sezonunda Trabzonspor'u yine bu ekranlarda yayınlamıştık. 1-0 mağlup ederek kazanmıştı. Yalnız şunu söyleyeyim, bugün şeyde dinledim de Ankara Gücü 2 defa aldı. Bir defa da final oynadı hocam. Hocam söyleyeyim. Hiç unutmuyorsun değil mi Ankara Gücü'nü? Tabii unutmam hocam. Bugün burada olsaydı ne güzel olurdu be. Ömer Ali'den Duarte'ye Muhammed. Ama buraya hakkıyla geldi hocam. Evet, Medipol, evet. Başakşehir. Kesin doğru. Çok önemli rakipleri geride bırakarak, evet, çok doğru. İyi mücadele ederek buraya kadar geldiler. Daha da önümüzde koca bir 25 dakika var. Serdar Aziz, Kenny'nin baskısı. Kenny bu baskıyı yani 65 dakikadır o direnci sürdürüyor hocam. O baskıyı yapıyor. Bak gördün mü? Bizim çocuk yine oynadılar, atlatacak. Böyle top istemişti, şimdi aldı. İrfan Can geldi yine karşısında. Deniz, Ömer, Arzev, Berkay, Tuğba, Lima. Berkay yanında. Figueiredo kendisini gösterdi. Lima, Kenny'ye doğru. İrfan çıktı. Elinden kaçırdı. Gol pozisyonu ve gol! Ama daha önce hayır diyor. Hayır diyor. Atilla Karaoğlan faul var dedi. Bir bakalım. Pozisyonu biz de hemen inceleyelim bakalım hocam. Offside yok. Neyin faulü bu? Kenny. İrfan Can çıkmak isterken böyle hocam, bir hocam oyuncu topa bakarak geliyor. Kaleci topa geliyor. Kaleci topa vuramıyor. Oyuncuyla çarpışıyorlar. Bence gol. Bence gol diyorsun. Benim yorumum gol. İtirazlar vardı. O itirazlar beraberinde bir sarı kart getirdi. Hani Fener'in bir golü iptal oldu, hatırlıyor musun? Hangi maçta o? Kaleci geldi. Fener'in santraforuna çarptı. Gol oldu. Hatırladın mı? O da benzer pozisyon. Hangi maçta? Joao Pedro'nun pozisyonu mu diyorsun? Evet. Kaleci geliyor. Kaleci oyuncuya doğru geliyor. Oyuncu topa gidiyor. Oyuncu kaleciye gelse, kaleciye foul yapsa anlarım. Kaleci oyuncuya doğru geliyor. Havada mücadele ediyorlar. Kaleci topu tutmaya kalkıyor. Vurmaya kalksa falan belki kurtaracak. Benim yorumum gol. Peki havadayken hocam, o havada, şarjı hocam, kaleci mi geliyor hocam bana. Ben kaleciye gitmiyorum. Bak. Ben kaleciye bakmıyorum. Ben topa bakıyorum. Kaleci geliyor, bana çarpıyor. Topu kaçırıyor. Bu arada kulübeler arasında bir gerginlik var. Yardımcı hocalar mı o? Bir tanesi Fenerbahçe'nin yardımcı hocası Deus. Diğeri Başakşehir'in idari menajeri olabilir mi? Bilemiyorum ama orada bir ortalık karıştı. Emre Belezoğlu araya girdi, sakinleştirdi. Her iki tarafı da hocam. İyi. Atilla Karaoğlan şimdi elinde sarı kartla geldi oraya. O az önce sözünü ettiğim olayın kahramanlarına sarı kartlarını gösterdi. Evet, yeniden döndük oyuna. Jesus da yardımcısına kısıyor bu arada. Murat Yaman da Başakşehir adına sarı kart gören isim Jesus'un yardımcısı Deus'un yanı sıra. Biz de bu notları alalım, dönelim oyuna. 70'i bulduk. Ömer Ali taç atışını şimdi kullandı. Karzev, Ömer Ali, Zalai kontrolünde top dışarı gitti. Kenny koşmuştu. Luan Perez yerinden kullan dedi Atilla Karaoğlan. Perez kullandı. Uzun bir taç. Karz
Sev döndü geriye doğru kalecisi Muhammed'e. Batshuayi hareketlendi. Lima Arda karşısında. Lima ve Arda. Top dışarıda. Taç Fenerbahçe'nin, Arda'nın o baskısı takımı adına sonuç verdi. İlk yarıda ama daha doğrusu ikinci yarıda, ilk yarıdaki o etkinliği yok şu ana kadar. Ama o taraftan oynamıyor Fenerbahçe. Bu taraftan daha onu fazla oynuyor. Onu pek kullanmadılar. Bu tarafı kullanıyorlar. O tarafı kullanmıyorlar. Bayağı da dinlendi Arda'nın. Yani Arda'yı oyuna sokması lazım. Takımın ve Jesus'un. Osay Samuel oyuna girecek. Bakalım kim çıkacak. Villanarao. Serdar Aziz. Topa yükseklik kazandırdı. Lima vurdu kafayı. Yeniden Serdar. Ferdi. Ferdi. Önce bir kendi kalesine doğru gitti. Sonra döndü. Bir çalım daha. Şöyle bir perçinle doğruyor hocam. Güzel yaptı. Doğru iş. Zayt, İrfan Can, Luan Perez. Perez hala top kendisinde. İrfan Can Kahveci. Niyaz Zayt Fenerbahçe'de. İsmail Yüksek de soyundu. Atilla Zalai Valencia'nın bulunduğu bölgeye doğru. Valencia kontrol edemedi. Taç Başakşehir'in. Medipol Başakşehir kullanacak. 72. dakika. 2-0'lık üstünlüğü var. Bu arada bir kez daha yükleniyor Fenerbahçe. Kenny Arda takıldı Lima'ya. Adnan Yanuzay o kalabalıktan güzel hareketlerle çıktı. Ömer Ali Şahiner. Deniz Türüç'e göndermedi. Emre Belezoğlu niye vermiyorsun yanındaki adama diyor. Şimdi Figueiredo da savunmanın arkasına saktı. İKM'de kontrolü iyi değil. Dışarı gönderiyor. Figueiredo ama bayrak kalktı. Offside pozisyonunda Figueiredo. Pozisyon bu. Pozisyonun tamamlanmasını beklemiş yardımcı. Ama işte bu tarz pozisyonlar sakatlanmalara da neden olabiliyor. Çünkü yakalanabilecek daha net gözüken bir pozisyondu. Bakalım değişiklikler. İsmail Yüksek ve Osay Samuel kenara geldi. Biraz daha bekleyin dedi değişiklikler için. Atilla Karaoğlan. Ömer Ali vurdu kafayı. Kenny. Adnan Yanuzay. Serdar çevirdi. Valencia yerde kaldı. İrfan Can Kahveci gelmişti. Duarte döndü. Tovuba ondan Lima'ya. Şimdi Berkay. Ortada Karzev var. Geride Duarte. Duarte Deniz Türüç'le oynadı. Deniz açtı ayağından. Luan Perez girdi araya. Şimdi Miha Zayt. İrfan Can Kahveci. Ener Valencia. Kontrolü iyi değil. Duarte. Karzev. Bıraktı Berkay'a doğru. Arao peşinde. Tuğba aldı. Bir kez daha Karzev. Kenny koştu. Kenny savunmanın arkasına hareketlendi. Ferdi Kadıoğlu yakın. Bu arada ona yapılan hareket faul. Emre Belizoğlu da neden bu tarafı görmüyorsunuz diyor. Şimdi değişiklikler işaret ediliyor değerli futbol severler. Valencia işaret edildi. Valencia kenara doğru geliyor alkışlar arasında. Belki de Fenerbahçe formasıyla istedi. Son anları Ener Valencia'nın 74. dakika bu sezon ligde 29 toplamda 33 gol 7 asist Ener Valencia bir kariyer sezonu yaşadı. Zayt ve Valencia çıktılar. İsmail Yüksek ve Osay Samuel girdiler. Zayt'ın sarı kartı da vardı. Sol tarafta Batshuayi gidemedi. Duarte. Muhammed.
doğrudan dışarıya. Taç Fenerbahçe'nin. Ben Valencia'ya bir hareket yapacak mı acaba diye bekledim Jesus ama hayır, bir hareket yapmadı. 75. dakika, son 15 dakika finalde. Batshuayi'nin 2 golüyle 2-0 önde. 61. finalde Ziraat Türkiye Kupası'nda Muhammed topu aldı. Karzev ile oynadı. Ondan Berkay'a. Figueiredo iyi kontrol edemedi. Bu arada bir serbest vuruş işareti mi var? Evet. Atilla Karaoğlan hemen kullandı. Lima ters tarafa, Deniz Türüç'ün bulunduğu bölgeye. Deniz sol ayağını aldı. Deneyecek mi kaleye? Ortayı yaptı. Figueiredo bu arada savunmada kademeye giren Osay Samuel var. Son bölümde Başakşehir yüklenmeye başladı. Lima ile köşe vuruşunu kullanacak. Medipol Başakşehir. Az önceki pozisyonu yeniden izledikten sonra köşe vuruşuna bakalım. 77. dakikanın ilk saniyeleri, orta geldi. Kafa vuruşu, kale sahası. İrfan Can dışarı gönderdi. Bir korner daha. Bu kez sağ taraftan kullanılacak. Sağlı sollu köşe vuruşları. Adnan Yanuzay. O kullandı sert. Uzak köşeye doğru. Deniz Türüç doldurdu. Hiçbir arkadaşının bulunmadığı noktaya. Luan Perez var orada. İrfan Can yerde kaldı. Karze faul yaptı. Az sonra Aleksic oyuna dahil olacak. Medipol Başakşehir'de. Siz bu pozisyonu izlerken faul. Ahmet Tuğba çıkıyor. Aleksic bir hücumcu alıyor. Oyun içinde de bir değişiklik yapacaktır Emre Belözoğlu. İrfan Can Kahveci hala kalkamadı. Tedavisi sürüyor. Oyuna yeni giren İsmail Yüksek de Serdar'la bu fırsattan istifade ısınmaya çalışıyor. Jesus Batshuayi yanına çağırmıştı. Ona bir şeyler anlattı. İrfan Can kalktı ayağa. 78. dakikayı da geride bırakmak üzereyiz. Orta sahayı kuvvetlendirdi. Batshuayi ileriye attı. Tek adam gibi oynatacak. Bakalım Başakşehir'de Karzev'i mi çekecek o bölgeye? Nasıl bir düşüncesi olacak Emre Belözoğlu'nun da Ahmet Tuğba'nın boşalttığı yere? Duarte ve Batshuayi biraz da artık riskleri alıyor Emre Belözoğlu. Batshuayi yerde kaldı. Atilla Karaoğlan faul dedi. Adnan Yanuzay koştu hakemin yanına. Pozisyon bu. Batshuayi kalkıyor. Başakşehirli oyuncu topa doğru hamle yapmak istiyor. Batshuayi çok yanık. Başakşehirli topçuya doğru yatıyor. Yatınca faulü alıyor. Arda topun gerisinde. 80. dakikaya girdik. Tek kişilik baraj. Fenerbahçe'de Arda'nın sahneye çıkması lazım. 5-6 oyuncu Fenerbahçe'den ceza sahasında. Orta geldi. Kafa dışarıya. Batshuayi. Muhammed hemen başlattı oyunu. Ömer Ali Berkay. Yanuzay. Adnan Yanuzay. İsmail'in baskısı var. Faul dedi Atilla Karaoğlan.
hemen kullandı anlayın. Yan uzay Ömer Ali Şahiner. Bir kez daha yan uzay. Ya Başakşehirli oyuncu oynuyor. Niye çalıyorsun arkadaş faulü ya? Adam oynuyor, bir şey yok o pozisyonda. Devam et. Duarte atak yönünü sol kanada çevirdi. Figueredo'dan önce Osay girdi araya. Aleksic bıraktı. Figueredo. Lima. Figueredo. Geride Karzev. Berkay Karzev. Lima. Figueredo. Top dolaştırıyor Başakşehir. Osay Samuel araya girmek istedi. Faul yaptı. Serbest vuruş Medipol Başakşehir'in. 81. dakika. Değerli futbol severleri, İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumunda. Az önceki pozisyon bu. Yine itişmeler var. Lima ile Ferdi arasında bu kez. Yine Atilla Karaoğlan'dan oynaşma uyarılar. Bu atışma değil, oynaşma. Çok adamla geldi Medipol Başakşehir. 2-4-6-7 oyuncu. Fenerbahçe ceza sahası ön çizgisinde. Berkay. Berkay'ın ortası. Kafayı Ferdi vurdu. Kenny bıraktı. Deniz Türüç. Duarte ceza sahasında yerde kaldı. Karzev dışarı gönderdi topu. Şu pozisyon. Hava topu mücadelesi. Karzev'de yüzüme darbe aldım diyor. Ya edecekler kardeşim, bunlar ikili mücadele ya. Yani tamam da yani nasıl yapsın adam, havaya çıkıyor. Kolundan güç alıyor. Zalay topu Başakşehir yarı sahasına bıraktı. İrfan Can da geç kaldı oyundan almakta. Muhammed ve Duarte Başakşehir peşinde. Bu arada Fenerbahçe daha sonra oyuna Rossi dahil olacak. Berkay. Berkay. Ömer Ali Şahiner. Deniz Türüç iyi sıyrıldı rakibinden. Deniz gidiyor. Deniz yerden pasını da verdi. Adnan Yanuzay. Seken top Arda'nın önünde kaldı. Sağ tarafta boşluk var. Arda'dan o bölgeye doğru Ferdi'ye. Ferdi savunmanın arkasına göndermek istedi. Batshuayi'den önce Duarte soğukkanlı. Duarte topla birlikte atağa katıldı. Solda Lima var. Karşılayan Ferdi Kadıoğlu. Lima gidiyor. Bir çalım daha. Geçemedi. Faul diyor. Atilla Karaoğlan. 83. dakika. Serbest vuruşu kullanacak. İşte bu pozisyonun ardından çalınan serbest vuruşu kullanacak Medipol Başakşehir. Rossi hala kenarda. Onun için işaret gelmedi. Isınmaya devam ediyor. 83. dakikayı da geride bıraktık. Yine çok adamla geldi Medipol Başakşehir Fenerbahçe ceza sahasına. İki kişilik bir baraj. Deniz Türüç topun gerisinde. Çok tehlikeli serbest vuruşları var. Bu kez doğrudan dışarı gönderdi Deniz. Bayağı tehlikesiz attı. Dağ fare doğurdu hocam. Bayağı tehlikesiz attı. Evet, İrfan Can kahvecinin yerine Rossi oyuna dahil olacak. Maçın başında kendini bir denemişti hocam. Biraz problemi vardı. Kadroda olacak mı olmayacak mı derken son bölümde Diego Rossi'yi de oyuna dahil ediyor. Jorge Jesus. İrfan Can kenara geliyor. Rossi oyuna dahil olacak Fenerbahçe'de. Şener'i de görüyorum kenarda. Deniz Türüç'ün yerine Şener oyuna dahil oldu. 5 oyuncu değişiklik hakkını kullandı böylece Emre Belözoğlu. İrfan Can Eğribayat. Kale vuruşunu kullandı. İsmail indirdi. Kademede Karzev var. Topun indiği yerde Ferdi. Arda Ferdi. Yeniden Arda. Arda bir kez daha Ferdi ile oynadı.
Ferdi Kadıoğlu yeniden Arda'ya. Arda'dan Osayi. Osayi, Ferdi, Arda, Ferdi, tekrar Arda. Arda'dan şimdi Osayi Samuel'e. Ferdi Kadıoğlu. Taç Fenerbahçe'nin. Güzel bir ikili uyum var Ferdi ile Arda arasında. ...85 dakika geride kaldı... ...86. dakikanın ilk saniyeleri... ...Arda kaptırdı... ...sonrasında faul... ...İsmail'in hareketi... ...serbest vuruşu Medipol Başakşehir kullanacak... ...normal sürede son 5 dakikanın içindeyiz... ...Ziraat Türkiye Kupası finalinde... ...Fenerbahçe... ...kupaya çok yakın... ...bakalım kalan bölümde... ...skoru değiştirecek golleri bulabilecek mi... ...Medipol Başakşehir... ...İsmail yüksek... ...sıyrıldı rakibinden... Rossi bıraktı Ferdi'ye. Ondan Arda'ya. Arda atak yönünü sol kanada çevirdi. O bölgede Michy Batshuayi var. Şener gidiyor Batshuayi'yi karşılamaya. Batshuayi Şener mücadelesi. Batshuayi yerde. Atilla Karaoğlan oynayın diyor. Berkay, Figueiredo, Berkay. Baskı var Fenerbahçeli oyunculardan. İsmail girdi araya. İsmail yüksek vuruyor. Bir kale boyu üzerinden kalenin dışarıya out. Son derece gereksiz bir vuruş. Bu temaslı şey oyunlara şu ana kadar izin verdi Atilla Karaoğlan hocam. Evet. Hiç. Aral girdi araya. Ferdi Kadıoğlu. İsmail yüksek. Sağda Ferdi yeniden. 87. dakika değerli futbol severler. İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumunda Limari'ye girdi. Daha önce bir faul kararı var Atilla Karaoğlan'dan. İsmail'in serzenişi böyle yansıdı ekrana. Fenerbahçe kupayı son kez 2012-13 sezonunda kazanmıştı. Oynadığı son finalde ise 2017-18 sezonunda Akhisar Spor'a 3-2 kaybetmişti. Medipol Başakşehir ise iki kez finale çıkmasına rağmen penaltı vuruşlarında şampiyonluğu kaybetmişti. Muhammed bugün önemli kurtarışları var. 88. dakika İzmir'de. Batshuayi bu arada Serdar Aziz'le Aleksic arasında bir sıkıntı oldu. Kenny de oraya katıldı. Topsuz alanda atışmalar. Evet. Atilla Karaoğlan Figueiredo'yu yanına çağırdı. Serdar'ı çağırdı. Kenny de geldi. Siz uzaklaşın diyor. Luan Perez'e git dedi. Serdar Aziz ve Kenny. Sarı kartları gören isimler. Hemen yazalım. Serdar Aziz sarı kart. Kenny sarı kart. Burada bir gerilmiş ikilinin arası. İki sarı kart çıktı. Serdar Dursun'u kenarda görüyorum. Oyuna girme hazırlığı yapan bir Fenerbahçeli oyuncu daha var. O da Mert Hakan Yandaş. Serdar Aziz topa yükseklik kazandırdı. Şener Batshuayi offside bayrağı Michy Batshuayi için kalktı. Endirekt serbest vuruşla hemen başlattı oyunu Medipol Başakşehir. Karzev topla birlikte mesafe kat etti. Sağ tarafta Adnan Yanuzay. Şener'le oynadı. Figueiredo, Yanuzay. Yanuzay savunmanın arkasına, Kenny'nin koşu yoluna. Kenny yaptı ortasını. Topu gönderdiği yerde Arao var. Bugün çok çalıştı Willian Arao. Ekrandaki Kenny de öyle gerçekten. Büyük bir enerjiyle oynadı. Köşe vuruşu kullanıldı. İrfan Can yükseldi ve topu kontrol etti. Hemen başlattı oyunu Batshuayi'ye doğru. Batshuayi'den Ferdi'ye. Ferdi geçti rakip alana. Bıraktı Arda'ya. Osayi top istiyor. Biraz gerisine düştü top. Osayi Samuel yanında Rossi var. İsmail yüksek. Willian Arao. Tek top. Osayi Samuel.
Osayi gidiyor rakibinin üzerine. Osayi Samuel. Şimdi Rossi. Osayi Samuel. Tekrar Rossi. İsmail Yüksek. Arda. İsmail. Ferdi. Arda. Soldan Luan Perez atağa katıldı. İsmail. Arda. Arda ceza sahasına girdi. Arda. Arda top rakibinden dışarı doğru çıktı. İzin vermedi topun dışarı gitmesine Duarte. Taca yolladı. Ve şimdi değişiklik işaretleri geldi. Batshuayi günün gollerine imza atan isim. Kenara doğru geliyor alkışlar arasında. Serdar Dursun oyunda. Batshuayi'nin yerine. Serdar Dursun oyuna girince Siyu sesleri yükseliyor tabii ve Arda geliyor kenara. Müthiş bir ilk yarı oynadı. Son bölümde de yine bir ikinci yarının son 15 dakikasında yine vites yükseltti. Gerçekten onu seyretmek keyif. Sarı lacivertli taraftarların alkışları arasında kenara geliyor Arda. Ve Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oluyor. +90+5 işaret edilmişti. Son bölüm artık finalde. Bir dakikada geride kaldı zaten bu arada. Arda'ya tezahüratı var Fenerbahçe tribünlerinin İzmir'de. Duarte Kenny'ye doğru oynadı. Kenny indirdi. Serdar dokundu. İsmail bekledi. Yanında Mert Hakan. Serdar. Şimdi Rossi. Rossi gidiyor önünde boşluk buldu. Rossi son anda ayak koydu. Serdar. Serdar sıyrılamadı rakibinden. Şener Girdari, Adnan Yanuzay topu gönderdiği yerde Willian Arao var. Geriye doğru Osayi Samuel. Ondan savunma derinliğinde Serdar. Serdar'dan Zalai. Tek top İsmail. Şimdi Arao. Mert Hakan sağ çizgide Osayi Samuel. 90+3. Dakikaya girdik İzmir'de. Zira Türkiye Kupası'nda finalde şampiyonluğa çok yakın Fenerbahçe. Taç atışı Medipol Başakşehir'in 7. kupasına ulaşmak üzere sarı lacivertli takım 9 yıllık aşağı yukarı kupa hasretine de keza son vermek üzere mücadeleye yer böyle sonuçlanırsa elbette. Arao döndü kalecisine İrfan Can Eribayat. 90+3. Dakikanın içindeyiz. Serdar Dursun çevirdi. Mert Hakan koşuyor. Arao da kaldı top. Ferdi indirdi. Tekrar kendisinde. Berkay. Lima ayak koymuştu. Karzev bıraktı. Orada Osayi dokundu. Karşılıklı top kayıpları. Ömer Ali'ye yetişemedi. Taç Fenerbahçe'nin. Osayi Samuel görüntüde. Serdar. Fenerbahçe kulübesinde hareketlilik var. Sarı lacivertli futbolcular tribünleri alkışlıyor. Tribünler oyuncuları alkışlıyor. Artık mücadelede son dakikaya girmek üzereyiz. 2-0 önde Fenerbahçe. Mert Hakan kazandı. Berkay peşinde. Mert Hakan. Bastı topun üzerine Mert Hakan. Ferdi Kadıoğlu. Tekrar Mert Hakan. Bir kez daha Ferdi. Duvar pası başarılı. Orta Mert Hakan'dan. Ters bir vuruş. Muhammed yükseldi. Topu aldı. Atilla Karaoğlan kaleciye yapılan hareket için faul dedi. Hemen kullanıldı serbest vuruş. Şener'den Yanuzay. Adnan Yanuzay. Luan Perez peşinde faul yapıyor. Perez. 90+5. Dakikanın içindeyiz artık. Son düdüğü bekliyoruz İzmir'de. Fenerbahçeli taraftarlar kupa zaferini kutlamaya başladı. Savunmanın arkasına doğru Alex için bulunduğu bölgeye
Zalay karşıladı. İsmail. Peşinde Kenny. İsmail. İyi sıyrıldı o bölgeden. İsmail yüksek gidiyor. Sağına Ferdi Kadıoğlu'nu aldı. Şimdi Ferdi ceza sahasına doğru. Ortası Şener kafayla karşıladı. Figueiredo savunmasına yardıma geldi. İleride Adnan Yanuzay var. Onun bulunduğu bölgeye karşılayan Luan Perez. 90 artı 5 tamamlandı benim kronometreme göre. Ve işte son düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Atilla Karaoğlan mücadeleyi noktalıyor. Fenerbahçe 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi diyor.